Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa alel zalimin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed. Seyyidul murselin. Ve imamul muttakin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz dostlar, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın veladet ayı olması hasebiyle o yüce kameti anlamaya çalışıyoruz. Onunla anlamlanmaya çalışıyoruz. Onu ruh dünyamızın ve hayatlarımızın imamları kılmaya çalışıyoruz. İnşallah Rabbim buna bizleri muvaffak kılar. Dedik ya geçen dersimizde, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı bilmek zorundayız. Onu tanımak zorundayız. Onu anlamak zorundayız. Onu kavramak zorundayız. Ve onunla birlikte yaşamak zorundayız. Başka bir seçeneğimiz yok. Bileceğiz, tanıyacağız, anlayacağız, kavrayacağız ve onunla birlikte yaşayacağız. Eğer onunla birlikte yaşarsak, aramızdaki zaman ve mekan farkları ne kadar uzarsa uzasın, her an sahabe gibi o ruh iklimini soluma gibi bir imkan elde etmiş olabiliriz. Onun için yaşamak, onunla birlikte her an olmak bize her daim farklı bir hal, farklı bir dünya, farklı bir atmosfer açacaktır. Allah buna bizleri muvaffak kılsın, sürekli onunla yaşatsın, onunla birlikte öldürsün, cennette de ona komşu eylesin inşallah. Söz Allah Resulü'nden açılınca dostlar, değersiz kelimeler değer bulur demiştik. Söz ondan açılınca bitmez de. Çünkü o alemlerin sultanıysa eğer, ki öyledir. O insanlığın haysiyet ve onurunu kurtaran beşer sultanıysa, o semanın Ahmedi, arzınsa Muhammedi ise, o zaman bizim onu anlatacak o kadar çok şeyimiz olur ki. Ve bitmez kelimeler, tükenmez konular, cümlelerin nihayeti gelmez. Belki ömür biter ama biz daha sözün başında oluruz. Çünkü bahsettiğimiz insanlık tarihi içerisinde bir sultan olarak çıkan, beşer içerisinden beşerin haysiyet ve onurunu kurtarmak için çıkan bir beşer sultanıdır. Dolayısıyla sözlerimizi onunla kıymetlendireceğiz ve onu anlamaya devam edeceğiz. İşte o devamın bir parçası bugün peygamberi bir duruş İsar başlığını taşıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o yüce ahlakından, Kur'an'ın ifadesiyle muhteşem ahlaktan bir meziyet İsar. Nedir İsar? Bilmiyoruz değil mi dostlar? Birçoğumuz böyle bir kavramın anlamından bir haberiz. Anlamından bir haber olduğumuz için hayatlarımızda da izleri yok. Hayatlarımızda da ona ait herhangi bir yankı bulamıyoruz. Öyledir zaten. Önce kelime çıkar hayatımızdan, sonra o kelimenin taşıdığı ruh ve mana çıkar. Ve birileri bunu bize kasıtlı olarak yaptılar. Bakın biz Kur'an'ın kelimelerini artık kullanamaz olduk. 50'lerde, 60'larda, hatta mübalağa saymayın bunu, 20 yıl önce yazılan eserleri dahi sözlüksüz okuyamaz bir hale geldik. Çünkü bizim köklerimizle bağımızı kesmek istiyorlar. Ve bizi köklerimize yabancı bir hale düşürmek istiyorlar. Eğer bir millet kamusunu yitirirse namusunu yitirir dostlar. Böyledir. Ve bu toprakların yetiştirdiği büyük bir irfan ve kültür işçisi olan Cemil Meriç'in ifadesidir bu. Kamusa uzanan el namusa uzanmıştır. Çünkü kamus namus kadar önemlidir, mahremdir, kutsaldır.
Eğer kamusa uzatırsanız eli, o milletin köklerini bitirmiş olursunuz. Mahrem değil de nedir köklerle olan bağ gittiği zaman? Dedelerinin mezar taşını okuyamayacak kadar dedelerinden bigane yaşayan bir nesil. Dedelerinin yazdığı kitapları okuyamayacak kadar onlara yabancı bir nesil. İşte biz böyle bir hale düştük. Onun için biz yeniden asli kavramlarımıza müracaat etmek, irca etmek, dönmek zorundayız. Bunun da yolu Kur'an'ın andığı kavramları Kur'an'ın diliyle hayatlarımıza sokmaktır. Kur'an nasıl anlıyorsa öyle söyleyeceğiz. Ve o kavramı asli dilin üzerinden anlamaya çalışacağız. İşte ihtar o kavramlardan bir tanesi. Kur'an anarak bu kavramı da Kur'anlaştırır. Tabir caizse eğer ölümsüzleştirir. Çünkü Kur'an'a giren her kavram ölümsüzleşir. İhtar da onlardan bir tanesi. Nasıl Türkçe'ye tercüme edelim ki mesela bunu? Diğer gamlık desem anlar mısınız? Başka da bir şey söyleyemem. Kardeşlik desem İsar'a yazık etmiş olurum. İsar kardeşliğin de ötesinde bir şey. İkram desem sadece bir yönünü anlatmış olurum. Yine İsar'a yazık ederim. İyisi mi İsar diyeyim ve İsar'ın altını doldurmaya çalışayım. Nedir İsar? Şöyle bir tanım verir sözlüklerimiz. Kendi nefsini sıkıntıya sokma pahasına kardeşini kendi nefsine tercih etmektir. En kaba ve en genel hatlarıyla böyle anlamlandırırız. Ama anlayamadık. Biraz daha anlaşılır kılalım. Ve temel bir ilkeye müracaat edelim. Kelimeleri, eşyayı anlayabilmemizin temel bir ilkesi şudur. Eşya zıtlarıyla bilinir. Bir şeyin zıttı, onun mukabili olan, karşılığı olan o değeri anlamamız açısından bize çok önemli ipuçları verir. Büyük müfessirimiz Razi'nin deyimiyle iki zıttan erzel olanın karşılığı daha eşreftir. İki zıt var önümüzde. Bu iki zıttan en rezil olanı, en alçak olanı bize karşılığındaki kelimenin şerefini ve yüceliğini verir. Eşref olmasını biz karşısındaki erzelden anlayabiliriz. O halde İsar gibi bir Kur'an kavramı var elimizde. Bunu anlayabilmemiz için de karşısına zıtlarını yazmamız lazım. Ne yazacağız İsar'ın karşısına? Haşr suresi 9. ayet imdadımıza yetişiyor. İsar'ın karşısına şuh yazın diyor. Şuhtur İsar'ın karşılığı. Ve bunu daha iyi anlayabilmemiz için bir tarafta ahlak-ı hamidiye olan övülen ahlakın 3 basamağını, karşısında da ahlak-ı seyyiye olan kötü ahlakın, yerilen ahlakın 3 basamağını söyler. Nedir? En başa bağil, sonra gayre, sonra şuh. Tam karşısına da seha, cud ve isar. Şimdi puzzle'ın parçalarını birleştiriyoruz ki daha iyi anlamış olalım. Türkçe'de bazen birbirlerine yakın kullanırız. Mesela bağil ile şuhu biz genelde cimri, pinti, açgözlü olarak tanımlarız. Ama bu iki kelime arasında çok ince bir fark var. Nedir o fark bilir misiniz? Bağil elindekini başkasıyla paylaşmayandır. Şuh başkasının elindekine göz dikendir. İşte aradaki fark. Nasıl ki ahlak-ı seyyiye olan bu 3 kavramda böyle bir nüans farkı varsa, ahlak-ı hamidiye olan seha,
cud ve isarda da fark var. O farkı da İmam-ı Kuşeri, İmam Gazali bize farklı bir biçimde verir. Ama ben formüle edilmiş bir halini sizinle paylaşayım. Nasıl bir şey? Bagil şöyle dostlar. Bende var, sende olmaz. Böyledir. Bagil kendinde olanı, olanın başkasında olmasını istemez. Gayr bende yok, sende olmaz. Onda biraz daha farklı. Şuh sendeki bende olsun. Dedik ya, başkasının elinde elindekine göz diken işte böyle. Ahlak-ı seyyiye olan bagil, gayre ve şuh böyle. Ya ahlak-ı hamidiye, seha bende var, sende de olsun. Bir paylaşım esası var. En azından elindekini paylaşmıyorsa var olan o değerin karşıdaki bir insanda olmasından da herhangi bir sıkıntı duymaz. Cud benimki senin olsun. Ya ihsar dostlar, ihsar da şöyle. Bende olmasın da koy sende olsun. Daha eline geçmeden karşıdakine istemek. Kendi kardeşini, başka insanları kendi nefsine tercih etmek. Daha da formüle edeyim mi dostlar? Yaşamak için yaşamak değil, yaşatmak için yaşamak. İşte ihsar bu. Ne kadar uzak değil mi bize? Hele böyle bir çağda, hele kapitalist bir dünyada, modern bir dünyada, hele insan başka bir insanın kurdudur mantığının bir hayat tarzı olarak hayatlarımızı sardığı şu çağda, bunu anlamak çok zor değil mi? İşte peygamberi bir davranış şekli olarak İsa'yı anlamamız, İsa'yla ünsiyet kurmamız zaten bundan dolayıdır. Yoksa hayatlarımızda Allah Resulü'nün hayatından hayatlarımıza bir şey taşıyacaksak en başta taşıyacağımız hususiyet de bu olmalı. Öyleyse gelin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o bereketli hayatına, onun nübüvvet medresesinde yetişmiş o güzide insanların hayatlarına İsar taliplileri olarak talip olalım. Ve o bereketli hayatlardan hayatlarımıza İsar taşımaya çalışalım. Bakalım Allah Resulü o güzide hayatıyla bize İsar adına neler öğretecek. Efendimizin o muhteşem ahlakına dostlar, İsar maksadıyla, İsar gibi bir ahlaki meziyeti anlamı maksadıyla oturursak o kadar çok şeye rastlarız ki. Ben rivayetler içerisinde seçim yaparken dahi çok zorlandım. Neyi öne alıp neyi geriye bıraksak, neyi anlatsak, hatta neyi anlatsak da bu çağın insanları olarak anlayabilsek. Çünkü öyle bir sevda var ki onların hayatlarında, öyle bir İsa'nın zirve hali var ki değil biz anlamakta, anlatmakta dahi zorlanabiliyoruz. O medrese öyle talebeler yetiştirmiştir ki dostlar, İsar adına değil dünyasını, ahiretini feda eden öğrencilere rastlıyoruz. Var mı böyle bir şey? Var. Ben cenneti dahi istemiyorum. Milletimin iman selametini görmezsem cennet bile bana zindan olur. Yeter ki milletim iman selametine kavuşsun, benim bedenim cehennemin içerisinde yansın. Orada yanarken bile gönlüm gül ve gülistan olur diyen talebelere rastlıyoruz bu medresede. Nasıl anlarız, nasıl anlatırız? Allah Resulü'nün kurmuş olduğu medrese, işte dünyalarını sadece değil, ahiretlerini dahi başka insanların saadeti için, hidayeti için feda eden taliplerle dolu.
onun için. Belki bize biraz ağır gelecek. Belki bazı sözler bizi zorlayacak. Ama işin sonunda bu isar basamaklarını çıkabilmenin yollarını da anlamaya çalışacağız inşallah. Ve gelin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan başlayalım. İsar'ın abide şahsiyeti ve en zirve hali olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzide hayatından. Ve en başa Buhari'de geçen bir hadiseyi anlatalım. Bize olayı Sehel İbni Said anlatır. Sehel İbni Said çok da tanıdığımız bir sahabe değil. Ama sahabe içerisinde bilinen bir şahsiyettir. Ali'nin yarenlerinden diyeyim, siz anlayın. Sıffında Hazreti Ali'nin saflarında katılmış, imamet ile saltanat arasındaki mücadelede safını imametin saflarında kılmış. Ve orada bize çok müthiş bir söz söylüyor Sehel İbni Said. Hani mızrakların ucuna takılan Kur'an ayetlerinden sonra Hazreti Ali hakem olayına mahkum edilince harici denen grup önce İmam Ali'yi hakem olayına zorlayıp sonra da o olayı kabul ettiği için kınamaya başlamışlardı. Sehel İbni Said insanların huzuruna çıkmış şöyle bir konuşma yapmıştı. Ey insanlar, vallahi ben Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı gün eğer kendimde biraz kudret bulsaydım Allah Resulü Ebu Cendel'i iade ettiği zaman Resulullah'ın hükmüne karşı gelirdim. Ama tarih gösterdi ki Resulullah haklı, biz ise haksızdık. Şimdi aynı durum tahakkuk ediyor. Bizler Ali'nin hükmüne karşı geliyoruz. Ama tarih gösterecek ki Ali haksız, Ali haklı, karşısındakiler ise haksızdır. Bu sözün sahibi işte Sehel İbni Said. Ve bize şöyle bir rivayet anı aktarır. Bir gündür Medine'nin soğuk iklimlerinin olduğu günlerde Ensar'dan bir hanım elleriyle örmüş olduğu bürdeyi, hırkayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getirip hediye etti. Allah Resulü o hırkayı giyince huzurumuza çıktı ve bize gösterdi. Bakın dedi, Ensar'dan filan hanım bana şöyle bir hırka yapmış, yakışmış mı? Hepimiz ya Resulallah çok yakışmış dedik. İçimizden biri dedi ki ya Resulallah o hırkayı bana verir misin? Allah Resulü'nde ne bir tereddüt, ne bir şüphe, ne de bir üzüntü belirdi o mübarek veçesinde. Anında söylediği söz şu: gel eve vereyim. Allah Resulü eve doğru yürüyünce biz diyor Sehel, o bürdeyi isteyen sahabeyi kınadık. Sen bilmiyor musun Resulullah istenince yok demez. Neden istedin o hırkayı? O da pişman olmuştu istediğine. Vallahi ben giymek için değil, onu kendime kefen yapmak için istedim. Buhari bu olayı aktardıktan sonra o zatın kefeni o bürde oldu der. Allah Resulü böyle işte dostlar. En alçağını anlatmaya başladım, en alttakini. İstenince yok dememek. Onun ağzından la'yı alem duymamış demek. Ferazdak'ın o güzel ifadesiyle. Eğer teşehhüt olmasaydı alem onun mübarek lisanından la sözcüğünü, hayır sözcüğünü duymayacaktı. Çünkü onun her sözü evetti. Hatırlayın Hazreti Ömer'in o sözünü. Bir gün dayanamamış Allah Resulü'nün karşısına biraz da gadaplanarak. Ya Resulallah değer mi bu adamlar için? İstiyorlar veriyorsun. İstiyorlar veriyorsun. Bir daha istiyorlar yine veriyorsun. Bir daha istiyorlar. Elde avuçta yok vaat ediyorsun. Değer mi bunlar için? Bu kadar sıkıntıya çekiyor.
Allah Resulü hoşnut olmuyor bu sözden. Ve Hazreti Ömer'e dönüp diyor ki, ben ancak vermekle emrolundum. Benim tabiatımın bir gereği vermek. Eğer İsa'nın da sultanı olacaksa, alem elbette ki onun lisanından her zaman ne'am sözcüğünü, evet sözcüğünü duymak zorundadır. Ve öyle de oluyor. İşte İsa'nın küçücük bir örnek. Gelin Tirmizi'de Ayşe validemizin bize aktardığı bir rivayete. Ayşe validemiz diyor ki, nübüvvet evinin o nazlı gelini bir gün bir koyun kesti diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ve başladı dağıtmaya. Şunu falancaya, şunu filancaya, şunu falancaya, şunu filancaya. Biz de dediği insanlara dağıtıyoruz. Akşam oldu. Allah Resulü bana sordu. Hümeyram dedi, sabah kestiğimiz koyundan bize bir şey kaldı mı? Ya Resulallah, kürek kemiği dışında bir şey bize kalmadı. Ne diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Tam bu sözün aksini. Hayır ey Hümeyram, kürek kemiği dışında hepsi bize kaldı. Verince mi biter, yoksa verince mi bitmez mantığı? Ya da daha doğru bir ifadeyle, infak ahlakı bu işte. Vermenin ahlakı. Ve orada Allah Resulü bu ahlakın inşası adına bu sözü söylüyor kendi evinin sultanına. Elbette ki onun şahsında bize. Hayır. Verdiklerimiz aslında bizimdir. Çünkü onlar yarın bizim lehimizde şehadet edecekler. İşte İsa'nın yine küçücük bir örnek. Gelin Cabir bin Abdullah'a konuk olalım. Cabir bin Abdullah deyince dostlar çok şey söylemek lazım. Allah Resulüne aşık bir yürek. Allah Resulü benim gözümde gökyüzündeki dolunaydır diyen Cabir bin Abdullah. Bunun da bir hikayesi var. Medine'nin bir gün açık gökyüzüne sahip olduğu bir gün ve ashab oturmuş gökteki dolunayı seyrediyorlar. O kadar güzel bir görüntüsü var ki birbirlerine baksanıza ne güzel diye dolunayı işaret ediyorlar. Cabir diyor ki o anda Allah Resulü karşımızda göründü. Bir dolunaya baktık bir efendimize. Bir dolunaya baktık bir efendimize. Vallahi dolunaydan daha parlaktı Allah Resulü. Öyle bir sevdalı yürek. Cabir dediğimiz zaman Uhud'u hatırlamamız lazım. Uhud'da gelip Allah Resulü'nün karşısında durup, ya Resulallah, babam Amr Uhud'da şehit oldu. Geriye 9 kız kardeş şu kadar da borç bıraktı. Ben nasıl kalkarım bu yükün altında? Allah'a güven Cabir. İşte Resul'ün duası da seninle deyip ona da bir dua göndermesin. Cabir dediğimiz zaman hadis külliyatlarımıza onun adıyla giren 1540 tane hadisi hatırlamamız lazım. Ve Cabir dediğimiz zaman Allah Resulü'nün isarını bize öğreten Hendek'teki o rivayeti hatırlamamız lazım. Hicretin 5. senesi, Efendimiz aleyhissalatü vesselam İranlı Selman'ın görüşünü kabul ederek hendekler kazmaya başlamış. Gelen ahsap ordularını karşılama adına. Günler geçmiş, o günün sıkıntıları içerisinde orada kazmalar savuran, kürekler savuran Efendimiz ve sahabe bir şeyler yememişler. Cabir öyle bir noktaya gelmiş ki açlıktan takati kesilecek. Ve o da aynı medresede İsar dersini görmüş. Anında nefsine sorduğu soru şu: eğer ben açlıktan bu hale düştümse kim bilir Efendimiz ne haldedir? Varayım bir eve sorayım. Evde var mı bir şey? Varsa eğer Efendimiz'i davet edeyim. Varıyor eve.
Hanıma soruyor, ne var? Küçük bir tavuğumuz, biraz da şehriyemiz. Tamam diyor, bu yeter. Sen tavuğu pişir, şehriye ile de biraz pilav yap. Ben Efendimiz'i davet etmeye gidiyorum. Varıyor Allah Resulü'nün yanına. Sezdirmeden, kimselere çaktırmadan. Çünkü sadece onu çağıracak. Ve Allah Resulü'nün yanına usulca yaklaşıp, ya Resulallah, evde biraz yemek yaptırdım, buyurmaz mısınız dediğinde, İsar'ın kahramanı olan Allah Resulü'nün mübarek lisanından çıkan cümle şu: sadece beni mi Cabir? Cabir utanıyor. Ya Resulallah, ufak bir tavuk, bir kap pilav, ne yapabilirim ki? Efendimiz yaşlı gözlerle etrafta hendekler kazan ashabına bakıyor ve yeniden tekrar ediyor sorusunu. Sadece benim ey Cabir. Cabir utancından iki büktüm. O zaman ya Resulallah, Ebu Bekir'le Ömer'i de alalım. Allah Resulü yanında duran ashabın hepsine, ey muhacir topluluğu, ey ensar topluluğu, kardeşiniz Cabir bizi yemeğe davet ediyor diyor. 300 kişi o gün hendekler kazan ve Cabir neye uğradığını şaşırıyor. Koşa koşa eve yetişiyor, kan revan içinde. Hanıma diyor ki, Allah Resulü geliyor, arkasında da bir ordu. Hepsi bizim eve yemek yemeye geliyorlar. Ne yapacağız biz şimdi? Hanıma bakın dostlar, hanıma. Bir misafir eve geldiği zaman ortalığı velveleye veren hanımlardan, Cabir'in hanımından alacakları çok ders vardır. O güzide hanımefendinin söylediği söz şu: Allah Resulüne sen evimizde ne kadar yiyecek olduğunu söyledin mi? Evet söyledim. O zaman tasalanma, o ne yaptığını çok iyi bilir. Geliyorlar. Allah Resulü Cabir'e diyor ki, ey Cabir, sen bizim evimizin bugün memurusun. Kapının önünde duracaksın, onar onar askerleri içeriye alacaksın. Onar onar askerler içeriye giriyor, o yemekten yiyor. Her çıkana Cabir, doydunuz mu diyor. Elhamdülillah doyduk diyor. Dua edip ayrılıyor. En son o yemekten Cabir ve ailesi de yiyor. İhsar dedik ya dostlar, İhsar bu işte. Çünkü o kahraman olacaksa eğer İhsar'ın, İhsar'ın sultanı olacaksa şu sözün altında ezilmemesi lazım: komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir. Bu sözün sahibi kim? Allah Resulü. Peki ona, askerleri orada dururken Cabir'in evine tek gitmek yakışır mı? Elbette ki yakışmaz. O her zaman zaten kendine yakışanı yapmıyor mu? Hendek günü de işte kendine yakışanı yapıyor. Bunlar sadece dünyalık birkaç örnekler dostlar. Gelin yaşamak için yaşamak değil, yaşatmak için yaşamanın Allah Resulü'nün defterindeki birkaç örneğine de bakalım. Allah Resulü bir gün ashabına ne diyor biliyor musunuz? Benimle sizin haliniz neye benzer bilir misiniz? Ashab hep bir ağızdan, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Benimle sizin haliniz şu misale benzer. Bir adam gecenin karanlığında bir ateş yakıyor etrafı aydınlatmak için. Ateş yanınca o ateşin cazibesine kapılıp kelebekler ateşe doğru koşmaya başlıyorlar. O adam da ateşin etrafında dört dolanmaya başlıyor. O kelebekler ateşe düşmesin, ateşin içinde yanmasın, ateşe kurban gitmesinler diye çırpınıp duruyor. İşte ben, siz ateşe düşmeyesiniz diye sizin etrafınızda dönen bir pervaneyim. Öyle midir dostlar? Vallahi öyledir. Öyle öyledir ki
Kur'an defaatle Allah Resulü'nü uyarmak zorunda kalmıştır. Onlar iman etmiyorlar diye sen canına mı kıyacaksın? Onlar iman etmiyorlar diye sen kendini harap mı edeceksin diyerek. İşte o örneklerden birini anlatır Ayşe validemiz bize. Bir gecedir sabah namazı vaktine kadar Allah Resulü kıyamda, rükuda, secdede dua dua yakardı. Dayanamadım, vardım yanına. Ya Resulallah dedim, Allah Fetih suresinde sana şöyle buyurmuyor mu? Biz senin gelmiş geçmiş, gelecek geçmiş tüm günahlarını bağışladık. Böyle bir müjdenin muhatabıysan, seni bu azaba sokan, böyle bir sıkıntıya sokan nedir ya Resulallah? Efendimiz aleyhissalatü vesselam şu diyor. Efele ekune abden şekura. Rabbime şükreden bir kul olmayayım. Ayşe validemiz diyor ki bu sözü söyleyince artık ben ona itiraz saadetinde başka bir şey bulamadım. Onu Rabbi ile baş başa bıraktım ve kenara çekildim. Ama merak ettim. Acaba Allah Resulü hangi ayeti okuyor? Hangi ayetle Rabbine yakarıyor? Hangi ayetle dua dua Rabbinden, Rabbisinden niyazda bulunuyor? Dikkat ettim, bir de baktım ki Kur'an'a İsa aleyhisselamın lisanıyla giren Maide suresinin 118. ayetini okuyor. Ne diyor o ayette Rabbimiz? Eğer onlara azap edersen onlar senin kulların. Eğer onları bağışlarsan şüphesiz ki aziz ve hakim olan sensin. Yani bağışla ya Rabbi demektir bu. Affet onları demektir. Gecelerinde Allah Resulü'nün dua dua okuduğu ayette geçen cümle budur. İsar değil de nedir dostlar? Ümmeti için ağlayan, ümmeti için hayatını feda eden, ümmeti için yaşayan, hayatını ümmetinin selameti uğruna geçiren ve ümmeti adına izzetinden ve nefsinin izzetinden vazgeçen böyle bir peygamber. Çok zordur dostlar bu. Eğer bilirseniz haysiyetin, onurun, izzetin kıymetini, insanın feda edebileceği en son değerin bunlar olduğunu da bilirsiniz. İnsan malını feda eder. İnsan evladını feda eder yeri gelir. İnsan kariyerini feda eder yeri gelir. İnsan elindeki tüm imkanları feda eder yeri gelir. Ama izzetini ve şerefini feda edemez. Ama öyle bir İsar kahramanının karşısındayız ki yeri gelince izzetini dahi İsar adına feda etmiştir. Onu da Ayşe validemiz anlatır yine bize. Der ki bir gece Allah Resulüne dedim ki ya Resulallah, anlatır mısın? Yüzlerce hayatında tablo var. Seni en fazla sıkıntıya sokan, hatırladığın zaman seni en fazla üzen, hayatındaki en sıkıntılı tablo hangisi? Öyle bir ah çekti ki Allah Resulü, Ayşe validemiz diyor ki vallahi ben bile pişman oldum. Efendimiz'e sorduğumuz o soruyu. Hangi olaydır dostlar Allah Resulüne ah çektirten? Müzik.